sessizdi. Uzun süredir sessizdi. Türkiye ailesinin şu andaki politikadaki önemli ismi Tuğrul Türkeş. Rahmetli Alparslan Türkeş'in büyük oğlu. AK Parti'den siyaset yapıyor ve AK Parti sıralarında vekil. Tuğrul Bey aylar sonra Sinan Ateş cinayetiyle ilgili konuştu. Bırakın adalet görevini yapsın, adalet tecelli etsin, yargılama olsun dedi. Belki kulağa adalet istemi Turul Bey'den evet doğru diyerek geliyor. Peki muhalefete buradan ekmek çıkmaz demek. Tuğrul Bey bugün muhalefet olmasaydı belki de Sinan Ateş cinayeti kapatılmıştı. Tuğrul Türkeş ve açıklamaları. Sinan Ateş davası 1 Temmuz'da başlayacak. Duruşmaya bir hafta kala MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bu konu ağır cezalık adi bir suçtur. Bu konunun ideolojik bir tarafı bulunmamaktadır. Bu konudan istifade etmek isteyen tarafların da ideolojik bir yanı bulunmamaktadır. 1 Temmuz 2024'te başlayacak olan duruşmaya kalabalık olarak gelmek isteyenlerin de onları oraya sokmak istemeyenlerin de ideolojik bir yanı yoktur. Ayşe Ateş de Türkeş'in mesajını alıntılayarak sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Duruşmaya kalabalık gitmek gibi bir kaygı taşımıyoruz. Çünkü haklıyız. Haklılığın görünmez bir ordusu olduğunu biliyoruz. Bizim güç çabamız kamuoyu ilgisini canlı tutmak. Sıradan vatandaşlar olmamız hasebiyle karşımızdaki karanlığın gücüne karşı siyasi partilerden hukuki destek almak üzerinedir. Sade bir vatandaş ve Türk milliyetçisi olarak bu mesajı paylaştığını belirten Türkeş görüşlerini de madde madde sıraladı. Türk milliyetçiliği bu meselenin bir tarafı veya paydaşı değildir. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir suçla ve onu işleyen bireysel suçlularla özdeştirilemez. Cumhur İttifakı ve onun değerli yöneticileri de bu kirli suç organizasyonlarından varistir. Bu kargaşadan muhalefete de ekmek çıkmaz. Bırakın adi suçlular hak ettikleri şekilde yargılansınlar. Sinan Ateş davası bahane edilerek ülkenin karıştırılmak istendiğini öne süren Türkeş, siyaset üretmedikleri için kaostan medet uman tükenmiş siyasetçilere, ideolojiden uzak ama kendini ideolojik göstermek isteyen gangsterlere, ülkenin yönetimine çomak sokmak isteyen heveslerine duyurulur ifadelerini kullandı. Bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğim Ayşe Ateş ise mesajındaki birçok maddenin altına düşünmeden imzamı atarım dedi ve ekledi. Suç şahsidir. Bu suça karışan her kim varsa mevki makam gözetilmeksizin yargı önüne çıkarılmalı, çıkarılmasının önü açılmalıdır. Kim suçlu, kim suçsuz buna bağımsız yargı karar vermelidir. Suçluları koruyan siyasi bir güç mevcut değilse, bir cumhuriyet savcısının resmi yazısı olmadan ulaşamayacağı bilgilere bir WhatsApp mesajıyla ulaşabilen, yargıya müdahale gücüne sahip, kapsamlı bir suç örgütü olduğu düşüncesi kuvvet kazanmaktadır.